Merhaba arkadaşlar 710 eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde 8. sınıf matematik çanta yayınları etkinlik kazanım soru bankasından kareköklü ifadelerde yeni nesil soru çözümüne devam edeceğiz arkadaşlar. Bir önceki dersimizde 132. sayfadaki bu soruları bitirmiştik. Şimdi ise 133 ve 134'teki yeni nesil tarzı soruları çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce sizlerden ricamız YouTube kanalımıza abone olmayı, ve e, videolarımızı beğenip yorum yapmayı aynı şekilde arkadaşlar bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Evet çok fazla vakit kaybetmeden e, ilk sorumuzla dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Evet ilk sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Yukarıdaki kavanozu üzerinde rakamların yazılı olduğu 10 özdeş top vardır. 0'dan 9'a kadar 10 özdeş top vardır. Bu toplar ile oynanan oyunun kuralları şu şekildedir diyor. Çekilen her top kavanoza geri atılmalıdır. Tamam. Her oyuncunun 3 top çekme hakkı vardır buraya koyacak büyük ihtimalle çekilen ilk top yüzde birler basamağında, ilk top yüzde biller basamağına yani şuraya. İkinci top onda birler basamağına yani buraya konulacak arkadaşlar ve son top da de birler basamağında olacak şekilde yerleştirilecektir. 3 topun çekilmesiyle oluşan sayı rasyonel sayı ise oyuncu 1 puan almaktadır. Yani mesela burada rasyonel sayı olması için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Mesela 1,21 olması gerekiyor değil mi? Örnek veriyorum. Neden? Çünkü 1,21 121 bölü 100'den kök içerisinde 10, 121 11 olarak çıkar 100 10 olarak çıkar. Yani böyle bir ifadeyle karşılaşır gibi. mesela siz 122'yi çektiğinizde ne olur? Bu bir kere rasyonel olmaz arkadaşlar değil mi? Çünkü kökten kurtulamıyor. 1,22'yi çektiğinizde. Şimdi olayın mantığını anladık. Şimdi diyor ki yukarıdaki kuralları belirtilen oyunu oynayan Ahmet ve Sinan ilk topu çektikten sonra puan alma ihtimallerinin kalmadığını söyleyerek diğer top çekme halklarını kullanmamışlardır. Buna göre Ahmet ve Sinan'ın çektiği iki sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar şimdi siz 11 11'e bakalım değil mi? Ya da 10'a 10 bakalım. Şimdi 10'un karesi nedir? 10'un karesi 100'dür doğru mu? 100'dür. Arkadaşlar 11'in karesine bakalım buradan daha iyi ortaya çıkacak şimdi 121'dir. Değerli arkadaşlar, son basamak şu sayının çarpımıyla oluşur. Neden biliyor musunuz? Bakın 11 çarpı 11. Nedir? Bir kere bir bir, bir kere bir, bir bir, bir kere bir bir, bir kere bir bir, topladık bir iki bir. Bakın son basamak şu iki sayının yani şu sondaki sayının iki defa çarpımıyla oluşur. Yani burayı son basamağı belirten belirleyen şu son basamaktır. Şimdi baktığınızda Baktığınızda değerli arkadaşlar 1 ile biten bir sayının son basamağı nedir? 1'dir değil mi? Mesela işte 11 gibi. İşte 2 ile biten bir sayının son basamağı nedir arkadaşlar? 4'tür değil mi? İşte 3 ile biten bir sayının son basamağı nedir? 9'dur. 4 ile biten bir sayının son basamağı nedir arkadaşlar? 16'dan 6'dır. Yani şunu mesela düşünün. 14 düşünelim bakın arkadaşlar. 14 çarpı 14 nedir? 4 kere 4 16 elde var. 1. 4 kere 1 4. Bir de elde 5. 4 kere 1 4. 1 kere 1 1. Topladık. 6 9 1 değil mi? Bakın işte bunu demek istiyorum. 4 kere 4. 16 16'nın 6'sı. Bakın son basamağa geldi. İşte bu yüzden bunu demek istiyorum. 5 arkadaşlar yine 5 olur. Çünkü 25'in 5'i. 6 36'nın 6'sı. 7 37 7 kere 7 49. 49'un 9'u. 8 nedir arkadaşlar? 8, 8 kere 8, 64, 64'ün 4'ü. 9 nedir arkadaşlar? 9 ise e, 81, 81'in biri. Bakın, ben ilk defa 1'i çekersem çekmeye devam ederim. Çünkü neden? Birden bir sayı gelme ihtimali var. 11 var, 21 var. 4'ü çekersem olur. 9'u çekersem olur. 6'yı çekersem olur. 5'i çekersem olur. Mesela 2,25 değil mi? Gibi düşünün. Ee, 6'yı çekersem olur. 9'u çekersem olur. 4'ü çekersem olur. 1'i çekersem olur. Peki bunların dışındaki herhangi bir sayıyı çektiğimde olmaz arkadaşlar. Çünkü mesela 1 var. 2'yi çektiğim anda olmaz. 3 var mı? Yok. Herhangi bir sayının karesi değil çünkü. 4 var mı? Var bakın. 5 var. 6 var. 7 var mı? Yok. 8? Yok arkadaşlar. 9 var mı? 9 var. Tamam. Şimdi diyor ki... Ee... Yani bu sayıları çektiğimde ilk defa bunları çektiğimde olmaz. Mesela şöyle şunu bakalım. 3. 13'ü düşünün. 13 kere 13 nedir? 169. Yani 1,69 değil mi? Sen 1,69'u nasıl yazarsın? 169 bölü 100. Kök içerisinde ne olur bu? 13 bölü 10 olur. Yani rasyonel olur. Demek istediğim noktayı anlatabildiğimi düşünüyorum. İlk defa sen 2, 3, 7, 8'i çekersen olay e, ne yapar? devam etmene gerek kalmaz. Çünkü bu basamaklarla biten hiçbir sayı tam kare sayı yok. 2 ile 3'ün toplamı nedir? Yani Ahmet ve Sinan çektiği iki sayının toplamı aşağıda hangisi olamaz diyor. Ahmet 2, Sinan 3 çekmiş olabilir. Toplam 5. Ahmet 2, Sinan 7 çekmiş olabilir. Toplam nedir arkadaşlar? 9. Ahmet 2, Sinan 8 çekmiş olabilir. Toplam 10. Ee, burada 7 olmaz arkadaşlar. Mesela Ahmet 3, diğeri 7 çekse 10 olabilir. 3, 8, 11 olabilirdi. İşte 7, 8, 15 olabilirdi ama burada 7 çekme yani ikisinin toplamlarının 7 olma ihtimali e, olamaz arkadaşlar. E, bu şekilde olmuş oluyor ilk sorumuz. Verilen sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanarak aşağıdaki boş kartlar üzerine yazılmış. Bu sayılar boş kartlar üzerine küçükten büyüğe doğru sıralanarak yazılıyor arkadaşlar. Yazalım en küçük sayı kaç olur şu an bilme ihtimalimiz yok. O yüzden ne yaparız? Kök içerisinde alırız bunların hepsini arkadaşlar. 3, 9 olarak içeri girer. 45, eksi 45 kök içerisinde. E, 25 olarak girer içeri. Eksi kök 75. 4 olarak girer. 4 kere 6, 24. Eksi kök 24. Al, e, 16 olarak girer. 16 çarpı 2, eksi 32. Küçükten bir doğru sıralayacağım. Şuraya yazacağım arkadaşlar. En küçük burada? Şu. Demek ki bir eksi 5 kök 3'ü yazacağım. Ondan sonra bu. Yani eksi 3 kök 5'i yazacağım. Ondan sonra hangisi arkadaşlar? Şu. Eksi 4 kök 2'yi yazacağım. Ondan sonra da bu eksi 2 kök 6'yı yazacağım. Bu şekilde yazdım. Boş katta üzerine her sayı üst altında bulunan sayı ile toplama, çıkarma, çarpma veya bölme işlemlerinden yani birisi bir biriyeli işleme giriliyor. İşlemin sonucu rasyonel ise olursa diyor Q kutusu. İrrasyonel olursa diyor iyi kutusu. Q biliyorsunuz rasyonel demekti rasyonelin kısaltması. İ de buradaki ı işaretli rasyonelin kısaltmasıydı. Şimdi arkadaşlar buradakilerin en sade halini yazmam lazım. 75 denir arkadaşlar. 25 çarpı 3'ten eksi 5 kök Eksi 5 kök 3 eksi 5 kök çarparsam ne olur? Rasyonel olur. Çünkü kök 3 kök 3 kurtuldu. Yani q'yu işaretlemem lazım. Şimdi buradaki 20 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 5'ten 2 kök 5'tir. Kök 5 ile kök 5 çarparsam mesela ne olur? Rasyonel olur. Burayı işaretledim yine. Burada nedir arkadaşlar? Bu 120 nedir arkadaşlar? Neyle çarpımıdır? 4 çarpı 30'dur. Yani 2 kök 30'dur. 2 kök 30 ile eksi 4 kök çarparsan kökten kurtulamazsın. Bölersen yine kurtulamazsın. Hiçbir şekilde kurtaramıyorsun kökten bunu. Bu yüzden bu irrasyoneldir. Toplam işlemi yapsan da kurtaramazsın. 2 ile eksi 2 kök 6'yı çarpansan, bölersen, toplarsan, çıkarırsan hiçbir şekilde kökten kurtaramıyorsun. Bu da irrasyoneldir. Kutuların en az kaç tanesi I harfi vardır diyor. 1 ve 2 tanesinde ı harfi olmuş olur arkadaşlar. Evet diyor ki şekildeki terazide diyor, verilen ağırlıklardan yani bunlardan bir kefede en az en fazla 2 tanesi kullanılarak aşağıdakilerden hangisi tartılamaz diyor. Bakalım şunların tartısına bakalım. 36 çarpı 3'ten 6 kök 3'tür. 16 çarpı 3'ten 4 kök 3'tür. Kök 3'tür. En sade hale yazılmış zaten. Bu 64 çarpı 3'ten arkadaşlar 8 kök 3'tür. Tamam. Şimdi siz bunların hangisini tartamazsınız diyor. Bu nedir arkadaşlar? 3 kök Bu 49 çarpı 3'ten 7 kök Bu 81 çarpı 3'ten 9 kök Bu nedir arkadaşlar? E, 225 çarpı 3'ten 15 kök Arkadaşlar 3 kök siz nasıl tartarsınız? 3 kök 3 burada var. Ne yaparsınız biliyor musunuz bunu? Şuraya bir 4 kök 3 koydunuz. Şuraya bir tane de kök koyarsanız değil mi? Bunu tartabilirsiniz yani. 3 kök Dolayısıyla bu olur. Yani illa bir tarafa koymayacaksınız. koyacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Tartım yapabilmek için. 3 kiloyu nasıl tartarsınız? 4 kilo buraya koyarsınız. Bir tane 1 kilo da buraya koyarsınız. Dengede mi? Dengede. Ha o zaman bu 3 kilodur dersiniz. Değil mi? Gibi. Yani bunu tartabiliyorsunuz. 7 köküçü nasıl tartarsınız arkadaşlar? 7 köküçü. 7 köküçü de şöyle tartarsınız. Burada 7 köküçü var. Şuraya 6 köküçle Köküçü koyarsanız olur değil mi? 7 köküçü tartmış olursunuz. Dikkat et. Bir kefe de en fazla 2 tane olacak diyor. bakın. En fazla 2 tane ağırlık olacak. Tamam buna uyduk şu an biz. 15 köküç var burada. Bunu nasıl tartarsınız? Ya da 9 köküçe bakalım. 9 köküç burada var. Buraya 8 köküç ile köküçü koyarsam 9 köküç olur. Bunu da tarttım. Peki 15 köküçü ne yapacaksınız? 15 köküçü buraya yazdınız. Şimdi 15 köküçü ben 8 köküç. 6 kök 3, 14. Bir de kök koyacağım, 15 kök 3. E ne yaptım şimdi? Bunları tarttım ama velakin sorudan, sorudan çıktım, istenilenden çıktım. Yani buraya 3 tane koymuş oldum. Dolayısıyla ben 15 kök tartamam arkadaşlar. Yani kök 675'i tartamam. Evet arkadaşlar, bu sayılar aşağıdaki çarpma tablosunun bulunan daireler içerisine yerleştirilecektir. Dairelerin içerisine yazılan sayılar yani bunlar. Ee, dairelerin içine yazılarak yazılan sayılar diyor çarpılarak kesişimlerin olduğu hücrelere sonuç yazılacaktır. Yani şuraya ve şuraya çarpımı şuraya yazılacaktır. Çünkü burayla buranın kesişimi burada. ile buranın çarpımı arkadaşlar şuraya yazılacaktır gibi. Tamam. B bir tam sayı olacaktır diyor. Anlaştık. A bir doğal sayı olacaktır diyor. Öncelikle şunların en sade hali yazalım. 12 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 3'ten 2 köküştür. Buradaki arkadaşlar 36 çarpı 2'den 6 kök 2'dir. Buradaki nedir? 25 çarpı 2'den 5 kök 2'dir. Buradaki nedir arkadaşlar? Eksi var burada bir kere. 25 çarpı 3'ten eksi 5 kök Arkadaşlar şimdi baktığınızda karşılıklı gelen sayılar bir kere aynı ifadeler olması lazım. Yani kök 2 ile kök karşılık gelmesi lazım. Şimdi şöyle düşünün. Eee... D eksi C ifadesinin alabileceği en küçük değer nedir diyor arkadaşlar. Şimdi bunun en küçük alabilmesi için arkadaşlar en küçük olabilmesi için D'nin en küçük olması lazım. C'nin de en büyük olması lazım. Yani çıkarma işleminde bu sonucun en küçük olabilmesi için bunun en küçük bunun en büyük olması lazım. Çünkü en küçükten en büyük çıkarırsan en küçük elde edersiniz arkadaşlar. Evet. D en küçük olacak. B bir tam sayı olacak. A1 doğal sayı olacak. Ha, demek ki ben şimdi eksi 5 kök 3 ile 2 kök üçü çarptığımda bir kere doğal sayı elde etmem. Neden? Çünkü bu bir tam sayı olur. Çünkü negatif olacağı için doğal sayı doğal sayıyı karşılamaz. O yüzden ben A1 doğal sayı olacağı için şu kök iki kökü 2 yani ikisi de pozitif olduğu için şuraya 6 kök 2 şuraya 5 kök 2 yazıyorum. Yazdım. Şimdi şimdilik yazayım. İstersen buraya 5 kök 2 buraya da 6 kök 2 yazabilirim. Sorun yok. Şimdi A bir doğal sayı ifadesini karşıladım. B bir tam sayı olacak. B bir tam sayı olabilmesi için arkadaşlar şuraya eksi 5 köküçü yazayım. Şunu, şunu da şuraya 2 köküçü yazayım. Yani yine değişebilir karşılıkları bunlar. Şimdi D'nin diyorum ki en küçük olabilmesi lazım diyor arkadaşlar. D en küçük olabilmesi için arkadaşlar ne olması lazım? Negatif olabilir değil mi? Negatif olabilir. Şimdi o zaman ne olacak şimdi burada? Şu eksi 5 köküçü buraya yazacağım arkadaşlar. Çünkü negatif en küçük sayı elde edeyim. 2 kök 3'ü buraya yazayım. Ne oldu o zaman bu? Eksi 5 kök 3 ile 6 kök 2'yi çarparsam ne olur? Eksi 30 kök 2 oldu. Eksi şuradaki eksi. Şimdi C'nin en büyük olabilmesi lazım. Yani şununla şunu çarptığımda arkadaşlar 5 ile 2'yi çarparsam ne olur? 10 kök 3 olur. Yani bu ikisinin e, eksi 30 kök ile e, eksi 30 kök 6 ile çok pardon e, şuradaki ile şuradakinin çarpımı bir kere şey. 5 ile 2'yi çarparsam 10. Kök 2 ile kök 3 çarparsam 6. Burada bir yanlışlık yaptık. Eksi 30 kök 6 eksi 10 kök 6 nedir arkadaşlar? Eksi 40 kök 6'dır. Burada yaptığım özet olarak yaptığım şey şu. Şunların en sade halini yazdım. A1 doğal sayı dediği için burada pozitif olan çiftliği aldım arkadaşlar. Çünkü neden siz şimdi köküçle köküçlü ifade almanız lazım. Şu ile köküküyle ifade almanız lazım ki buradan e, ben sonucu istenileni sağlayayım. Şimdi siz köküçle köküküyle bir ifadeyi çarparsanız ne doğal sayı edersiniz ne de tam sayı elde edersiniz. Bu hangi ikisi doğal sayı hangi ikisi tam sayıdır? Bakın şu doğal sayıdır bir kere. Bu doğal sayı değil mi? Şu nedir arkadaşlar? Şu tam sayıdır. Şu tam sayıdır. Çünkü biliyorsunuz negatif sayılar da tam sayı olabiliyor. Bunu bu şekilde yazdım. Şimdi buradaki D-C'de arkadaşlar D'nin en küçük olabilmesi için ne yaptım? Eksi 5 kök 3 ile 6 kök 2'yi çarptım. Yani en küçük olabilmesi için negatif en küçüğü elde ettim. Yani C'nin de en büyük olabilmesi için arkadaşlar 5 kök 2 ile 2 kök 3'ü çarptım. 5 kere 2 10 kök ile kök için çarpımı kök 6. Yani böyle bir sonuç elde ettim. Oradan da eksi 40 kök 6 olmuş oldu değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne diyor? Yukarıdaki verilen karelerin merkezleri aynıdır. En dıştaki karenin alanı yani şu karenin alanı arkadaşlar neymiş? 288'miş. Arkadaşlar bu en dıştaki karenin bir kenarını bulabilirim ben değil mi? Bunun bir kenarı A olmuş olsa A karedir alanı. A kare dediğimiz şey 288'e eşitse bir kenarını bulmak için ne yapacağım? Kareden kurtulacağım. Yani kare kökü saldım. Kare kök gitti. A kaldı. Kök 288'de arkadaşlar. 144 çarpı 2'den ne olur? 12 kök yapar. Yani buranın bir kenarı arkadaşlar şöyle 12 kök 2 olmuş oldu. Tamam. En dişteki karenin diyor bütün kenarlarını kök 2 santim uzaktaki bir kare. Burası. E, bu karenin bütün kenarlarına 2 kök 2 cm e, uzaklıktaki daha küçük bir kare. Bakın şurası şu şekilde e, çizilmektedir diyor. Buna göre enişteki karenin alanı kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın şurası kök 2 ise şurası da kök 2 değil midir? Şurası kök 2 ise şurası da kök 2'dir. Şimdi bu içteki karenin bir kenarı nedir? 12 kök 2'den kök 2 kök 2 2. Kök 2 kök 2 2 kök 2. Yani 2 kök 2 2 kök 2 4 kök 2. Buradaki uzak uzunluk 4 kökü azaldı. Burası ne oldu arkadaşlar? 8 kök 2 oldu. 8 kök 2 bir kenarı 8 kök 2 olan bir karenin alanı nedir? 8 kök 2'nin karesidir. 8'in karesi 64. Kök 2'nin karesi 2. Yani bu ne olmuş oldu arkadaşlar? 128 olmuş oldu. Cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar bu soru ne diyor şimdi bize? Kakura oyununda diyor. Mavi renkli bir hücrenin köşegenin altında ve verilen sayı o sayının altında verilen beyaz renkli karelerin toplamıdır diyor arkadaşlar. Bakın şurayı düşünün. Şuradaki 13 P ile R'nin toplamıdır arkadaşlar. Bakın P ile R'nin toplamıdır altında verilen sayı. Mavi renkli bir hücrenin köşegenin sağında yani şurada verilen sayı diyor. O sayının sağında verilen beyaz renkli karelerin toplamıdır. Yani şuradaki 15 şu P S U'nun toplamıdır. Bakın burada da verilmiş zaten değil mi? 21 mesela şu sağında yani köşegenin üstünde kaldığı için sağında verilen sayıların toplamıdır. Mesela şu 12 köşegenin üstünde kaldığı için şuradaki sağında verilen sayıların toplamıdır. Buradaki mantığı anladık. Zaten bu Kakuro oyunuyla alakalı bir soru çözmüştük geçmişte arkadaşlar birkaç video öncemizde belki 5-6 video öncemizde bu soruyu çözmüştük. Yine e, bu kitapta vardı arkadaşlar. Şimdi diyor ki Kakuro oyununun yukarıdaki kurallarını kare köklü sayıları uygulayan ata öğretmen. Aşağıdaki gibi bir Kakuro hazırlamıştır diyor. Oyunun kurallarına göre A kaçtır diyor. Değerli arkadaşlar baktığımızda buradaki toplamlar biz ne yapmamız lazım? Hesaplamamız lazım. Önce bundan önce ne yapacağız peki? Bunların en sade halini yazacağız arkadaşlar. Şimdi buradaki kök 75 nedir? Kök 75 Kök 75 burada. 25 çarpı 3'ten nedir arkadaşlar? 5 kök 3'tür. Nedir bu? 4 çarpı 3'ten 2 kök 3'tür. Şuradaki 27 nedir arkadaşlar? Şuraya yazalım bu 27. 9 çarpı 3'ten 3 kök 3'tür. 192 nedir arkadaşlar? 64 çarpı 3 müdür? 64 çarpı 3'ten 8 kök 3'tür. Şimdi değerli arkadaşlar bakın buradakilerin ne olması lazım? e, ee, buradakilerin arkadaşlar bir kere burada nerede söylüyordu onu arkadaşlar pozitif reel olması lazım. Heh. Şimdi ben 2 kök 3'ü şu şekilde 2 kök 3 kök 3 e, 0 diye yazamam değil mi? Pozitif olması için bir kere bunun kök 3 kök 3 diye ayırmam lazım ki e, buradaki beyazlar hep ne düşsün? Pozitif bir sayı düşsün. Yani 2 kök 3'ü 2 kök 3'ten başlarım ben burada. Neden 2 kök 3'ten başlarım? En küçük olduğu için e, kök 3 diye ayırmam lazım bunu. Buradan başladım zaten. Şuradaki kök 27 yani 3 kök 3 nedir? Şu ikisinin toplamıdır. O zaman buraya 2 kök 3 kaldı. Kök ile kök topladığım için. Şuradaki 5 kök olduğu için 5 kök 3 şu alttaki ikisinin toplamıdır. O zaman buraya 3 kök 3 kaldı. Şuradaki 8 kök nedir arkadaşlar? Şu 3'ünün toplamıdır. Kök 3, 3 kök 3 daha 4 kök 3. Şuraya ne kaldı arkadaşlar? 4 kök 3 kaldı. Peki 4 kök 3 var mı şıklarda? Yok. O zaman bu 4'ü içeri sokarım ben. 16 çarpıştan 3'ten ne olur? Kök 48 var mıdır şıkta? Vardır. D şıkkı ee, kök 48 olur arkadaşlar. Evet. 1 x 4 ve 2 y 9 3 basamak sayılardır diyor. E, kök içerisinde 1 x y eksi kök içerisinde 2 y 9 işleminin sonucu rasyonel sayıdır diyor. Buna göre x artı y kaçtır arkadaşlar? Artık bunu ezberlemiş olmamız lazım. Acaba bu rasyonel sayısı bunların ikisinin de kökten kurtulması gerekir. Doğru mu? E ne olacak şimdi? 1 yüzlerde olup da tam kare sayı nedir arkadaşlar? Son basamağı 4 olan 144'tür. 200'lerde yüzlerde olup da son basamağı 9 olan tam kare sayı nedir? 289'dur. Evet, o zaman x 4'tür. Y 8'dir. İkisinin toplamı da arkadaşlar 12'dir. Bu kadar basittir bu soru arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umut ediyoruz ki bu videolarımız sizler için faydalı olur. Sizlerden ricamız YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenip yorum yapmayı. Aynı şekilde etrafınızdaki arkadaşlarınıza bu videoları bu YouTube kanalını tavsiye etmenizi rica ederiz arkadaşlar size doğru bir yol haritası sunabilmemiz için, size koçluk yapabilmemiz için bizlerle sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve beğenmeyi, bizlerle irtibat kurmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.